Herkese selamlar. Elden Ring'in tam çözümünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık Limgrave'in tepe noktalarını keşfetmeyi bitiriyoruz. Bir tek şu batıda bazı yerler kaldı ve kuzeyde bazı yerler kaldı. Ardından Weeping Peninsula'ya, Limgrave'in güney kısmına geçeceğiz ve Mount Castle'a doğru ilerleyeceğiz. Buralarda bittikten sonra artık Stormveil Castle'a gideceğiz. Aranızda Siofra River'a gidip gitmeyeceğimi soranlar olacaktır. Hayır, gitmeyeceğiz. Siofra River Game Progress rutumuzda ileriki bölümlerde yer alıyor. Yani eğer bir yere girmiyorsak bir sebebi vardır arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi ilk olarak atımızı alalım ve bir numarada işaretlediğim yere gidelim. Ben yine unuttum ama beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın siz. Ben öyle anons geçmeyi unutuyorum ama lazım arkadaşlar böyle şeyler. Şimdi buradan bir Crystal Tear alacağız ilk olarak. Neden biliyor musunuz? Çünkü lazım. Neden? Çünkü lazım. Şurada batı kısmında. Bakın burada duruyor. Aynı zamanda burada bir dev var. Devle hiç kapışmaya gerek yok. İndik aşağı. Şimdi bir numarayı kaldıralım, iki numaraya doğru gidelim. Daha önce gittiğimiz bir mekanda ama hani oraya farklı bir amaçla gitmiştik. Hatta merak ediyorum. Evet, şeyden daha rahat gideriz. Ananın gözü. Ne yaptı? Korktum ha. Aynen şuradan daha rahat gideriz. Şuradan buranın tepesine çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Şurada bir aralık var zaten bize. Karanlık olduğu için hani pek göremiyor olabiliyorsunuz. Ama dert etmeyin, eninde sonunda görünüyor. Burası güzel bir zindan. Önemli bir zindan. Bildirim geliyordu da. Şöyle inelim. Sağlam bir zindana giriş yapalım artık. Kalkanı yavaştan değiştireceğiz. Biz statlarımı kontrol ediyorum. 17'ye ulaşmışız. Bundan sonraki amacımız Mind'ı 20, Strength'i 10 yapmak. 10 yaparsak istediğim kalkana ulaşacağız. Onun için de Weapon Peninsula'ya gideceğiz. Çok güzel görünüş, çok güzel bir kalkan var çünkü. Ya aslında özellikleri şununla çok benzer de. Görünüşü çok tatlı. Boss kapımız burada hemen. Summoning Pool aktif hale getirelim. Burası iskelet zindanı. Biraz güçlüler ama halledemeyeceğimiz şeyler değil. Aklınızda olması gereken tek şey burada. Öldükten sonra bunların canlanması. Bazen tutturamayabiliyorum. Kılıca geçmek daha iyi olacaktır ya. Şöyle. Vay arkadaş. En sinir bozucu şeylerden biri bunlar. Şimdi bunlar yeni canlandı. Onlar canlanınca hemen geri dönüyoruz. Bekliyoruz. Hemen çat. Şurada bir tane daha okçu var. Hiç riske girerek oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın bu köşede bekliyorum şimdi ben. Koluyla saldırıyor bir de ya. Bekliyoruz. Heh, kestik.
Aman şeyi hiçbir zaman unutmayın. Öldürdükten sonra bir kere de normal saldırı yapmayı hiçbir zaman unutmayın bunlara. Bakın burada hep dağılmış kemikler var. Bunun anlamı bu abilerin yeniden canlanacağı. Simitar düşürdük. Kullanabiliyor muyuz simitarı? Kullanamayız muhtemelen. Aslında güzel silah da Dex'in ve STR'nin düşüklüğü o noktalarda bize sıkıntı yaratıyor. İleride bu da değişecek tabi. Biz iyi yürümeye yolumuza devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir Dex silahı bulacağız. Uchi Katana. Uchi Katana hakikaten mis gibi bir silah. Eyvah. Biraz köşe köşe gidersek bunu da hallederiz. Kalkmaları için bayağı bir zaman var, o yüzden öyle çok kendinizi şey yapmayın. Şuradan ruh upgrade'i için eşyamızı alalım. Ah, yeniler mi canlandı? Biraz tabi dikkatli olmanız gerekiyor. Zıplaya atlaya çözüyorsunuz işi. Hemen boss'un kapısını açıyoruz. Bloodrose aldık. Şimdi ileride iki tane daha manyak var. Hatta üç tane daha. Eyvah. Zaten mekanın başına geri döndük. Burada kapımız da açıldı. Ama tabii öncesinde ilk olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir Grace'e oturuyoruz. Canımız, manımız, bir şeyimiz tazelensin. Diğer türlü işimiz zor. Şimdi arkadaşlar. Burada güzel bir boss dövüşümüz var. Hakikaten güzel bir boss dövüşü. Umarım Lone Wolf Ashes'a ihtiyacımız var çünkü izin veriliyordur. Magic Glimp Blade buradaki favoriniz olmalı çünkü çok hareketli bir boss. Hemen kurtları salalım. Ve hazırlayalım. Gördünüz mü bak. Selametle uğurluyoruz arkadaşımızı. Güzel oldu. Assassin's Crimson Dagger diye güzel bir eşya düştü ama buraya gidemiyorsunuz merak etmeyin. Burada hemen çıkmayın. Burada tatlı bir eşyamız daha var. Deathroot. Önemli bir görev item'ı ve ne işe yaradığını size önümüzdeki bölümlerde tabii ki göstereceğim. Aklınızda olsun, bir kenara yazın. Bu Deathroot'lara dokunmayın. İşimize gerçekten çok yarayacak çünkü. Şimdi Return to Entrance diyoruz. Bir zindanı daha bitirdik. İskeletler çok fena. Oyunun özellikle başlarında büyücü de olsanız, normal karakter de olsanız iskeletlerle uğraşması ikincil vuruş nedeniyle çok sıkıntı. Elinizde eğer holy bir silah varsa o konuda rahat edebiliyorsunuz. Şöyle birini kullanın, bir level atlayalım level.
STR'yi 10 yapacağım. Kalkan çünkü yakında kullanmamız gerekecek. Hatta şu Golden Rune'u da kullanalım. Tamam, bunları da kullandım. Olacak herhalde. Artık %100 koruyan bir kalkana geçme zamanı geldi. Level up diyelim ve stand'i 10 yapalım. Tamam. Şimdi mind'ı 20, vigor'u 20 yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki derdimiz bu. Hemen kalkanımızı değiştirelim. Şimdilik bu ama daha sonra bu da değişecek. Çok güzel. Şimdi bakın burada surlarda bir yarık var. Şuraya gideceğiz. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Demon bunlar. Arkadaşlar bunlar ordu gibi geliyor, o yüzden arkı kullanmak iyidir. Kılıcımız zayıf da olsa arada iş yapıyor böyle. Hele böyle int odaklı bir kılıca geçtiğimizde daha da iyi olacak. Bakın burada golem var. Asıl olay bu abi. Düşündüğünüzden daha kolay ölüyorlar, öyle söyleyeyim. Köşede kaldım ama. Ya düştü. Her zaman düştükleri yönün şöyle bir tersinde şey bırakıyorlar. Ben yakalayamadım ama olsun. Öldü zaten. Çok da uğraşmaya gerek yokmuş. Güzel. Bizim amacımız şuraya kadar gitmek. Bakın burada bir eşya var. Çıkalım. Lance Talisman. Lance kullanıyorsanız yine güzel bir talisman arkadaşlar. Henüz bizim işimize öyle çok abartı yarayan bir talisman olmadı. Bakın. Blok yapanlara karşı Hammer'la çok daha iyi saldırı yapabiliyorsunuz. At üzerinde savaşta lanslarla, o mızraklarla daha iyi savaşıyorsunuz. Bunu zaten bayağı oldu alalı. Bunun dışında düşük ekipman, bunu da baktık. Şimdi düşen son düşenlerden biri. Bu etkili ve güzel bir aslında şey. Çünkü canımız azken daha fazla defans veriyor. Bu da tek vuruşa gitmemizi sağlayabiliyor. Kritik saldırılar HP'yi tazeliyor ama çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Sacrificial Tweak ve diğer talismanları zaten açıklamıştım. Şimdi arkadaşlar şurayı da temizledik. Burada tatlı bir Somber Smithing Stone'u aldık mı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Burada aldık mı? Çünkü bir bakalım. Bir bakalım. Onu atlamamak önemli. Ya çok ihtiyacımız olmuyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten öyle çok ihtiyaç olmuyor bu Somber Smithing Stone'ların başlarına. Çünkü önceki bölümlerde de söylediğim gibi bir demirciyle daha tanışacağız. Bir dev o da. O bize harika bir şekilde artı 4'e kadar Somber Smithing Stone'ları satıyor. Artı 4 de bayağı iyi bir sayı yani.
Şuradan yine köşeden dolanacağız herhalde. Daha önce bitirdiğimiz. Çünkü emin olmak istiyorum. Bir tane düşmandan düşüyor. Buraları zaten temizlemiştik. Size kalmış. İstiyorsanız bir daha öldürün hepsini. Size ruh verebilir. Şey yapabilir. Bir tepeye çıkalım. Orada bir dikkatimizi dağıtan DM varsa onu da temizleriz. Bakın şurada bir yerde yukarıda olması lazım. Evet, buraya tırmanmadık biz. Aslında bakın bunlar böyle önemsiz görünüyor ama bunlar bayağı önemli. Bunları farmlamak çok önemli. Niye biliyor musunuz? İşte Smoldering Butterfly düşürüyor. Bu Smoldering Butterfly'lar sayesinde karakterinize şey yapabiliyorsunuz. Nedir onun adı? Böyle yanan kılıç falan oluşturacak itemleri toplayabiliyorsunuz. Almamışız hakikaten. İyi güzel. Atlamamış olduk. Güzel. Şimdi arkadaşlar, buradan sonraki aşamada şimdi batı tarafındaki, kuzey tarafındaki pek çok şeyi temizledik. Burada bir tane Waygate var ama Waygate'e gitmeye gerek yok. Bir anlamı da yok. Şuralarda bir şeyler var. Şurada bir teardrop şeyi var. Ona gidelim. Sonra da köprüden geçeceğiz. Teardrop Scarab'ı alt ettikten sonra. Zaten hani oradan da diğer taraftan da yukarı çıkmış gitmiştik zaten bambaşka yollara. Bunlar da kendilerini öldürmeyin. Ne meraklılar kardeşim ya. Doğru işaretledik mi? Tamam. Ha, buradan çıkılmıyor. Yani şurada mis gibi yol vardı yani. Ashes of War alacağız bir tane daha çünkü. Aynı zamanda Godric'in şövalyelerinin arkadaşlar burada takıldığını görebilirsiniz. Oy çok tatmin edici. Aslında Breath Shield düşse bunlardan da. Ya Breath Shield çok güzel de STR'ye 10 vermek hadi bir etki yapmıyor da 16 çok fazla. Yani bakın ha burada bakın. Burası zaten hani ana görev yolu bu arada. Onu da söylemiş olayım. Burada çok fazla takılmayacağız. Haberiniz olsun. Wild Strikes'ı aldık. Geri dönüyoruz. Burası direkt bakın. Şunun ilerisinde ana boss şeyimiz var. Ben atlamış olmak istemediğimden şey yaptım. Onun ileri zaten kale girişi. Hemen oturalım bir dinlenelim. Geceyi gündüz yaptık ya. Vallahi geceyi gündüz yaptık. Bayağı iyi oldu yani. Şimdi şu köprünün üstüne gideceğiz. Şurada kuleleri gördünüz ya, o kulelerin oraya gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Orada bir talisman var. Okçu oynuyor. Okla vurmak isteyenler için düşmanlarını bayağı etkililer. Kule girişi burada. Oğlum Nomad Warrior. Ha, gel bakayım sen. Hop. Gel bakayım. Teşekkür ettim. Şimdi. İlerleyelim bakalım.
Arkadaşlar bu abiler sizi korkutmasın. Korkutabilir. Çünkü mana yok. Baba nasıl hevesliler. Yanlışlıkla emote yapıp çok ölmüşlüğüm vardır. Burada bir talisman. Arrows Reach Talisman arkadaşlar. Yayların efektif hasar alanlarını arttırıyor. Mesafelerini arttırıyor. Dediğim gibi uzun mesafe silahları kullananlar için oldukça güzel bir eşya. Şimdi burada başka bir işimiz daha var arkadaşlar. Burada bir Ever Goal var. Bakın. Amacımız oraya gitmek. Aslında şey değilim. İyi durumda değilim. Çünkü gördüğünüz üzere canım oldukça az ve yani ben bence bir şekilde kotarılabilir. Deneyelim. Olmazsa da zaten hani yakında bir bakın şu karşıda bir tane Marika şeyi var. Sürekli olarak kalkan açıyor bak. Ama bakın böyle oldu mu? Bütün vuruşlar. Bir şekilde yakalıyor ya. İkinci faza geçtim mi? İkinci fazda şunu yaptığında kaçın hemen. Bir iki tuzak daha kurun. Sonra geri kaçın. Kite'liye kite'liye keserseniz rahat edeceksiniz. Bu kuyruk saldırısı her zaman sıkıntı. İkinci de her zaman kendimizi koruyoruz. Bakın yemliyorum gördünüz mü? Ah ah ah. Yanlış bastım da. İki tane daha yemleyelim. Bitti. Bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. Ne yapacağınızı bilirseniz işte bosslarda böyle rahat ediyorsunuz. Büyücü olarak gerçekten oynaması ve yenmesi zorlu bir boss ve çok güzel bir büyü veriyor bize. Crucible Tail o iğrenç şey vardı ya ikinci kuyruğu. Ama ne yapacağınızı bilirseniz Crucible Knight gibi bir boss'ta bu kadar erken aşamalarda bile zorlanmadan savaşı kazanabiliyorsunuz. Tuzağı kuracaksınız. Tuzağı kurmak tabii ki her zaman tek başına yeterli değil böyle bir boss'ta. Çünkü kalkanı var ve kalkan nedeniyle sürekli olarak sizi zorlayacak o belli. Stormfruit Katakomp'a gidelim. Growside Cave'e girdik. Buradaki şeyimizi aldık. Şurada da bir tane cave var. Buradan ulaşabiliyor muyuz? Bir bakacağım ama. Buradan ulaşamıyoruz bildiğim kadarıyla. Burası şeyden gidilen yer olması lazım. Değil mi? Evet. Aynen aynen. Buradan ulaşamayacağız ona. Aşağı inmemiz gerekecek. Bu üst tarafta bakayım unuttuğumuz bir şey var mı? Şu taraflarda olabilir ama burası zaten buraya şu anda ulaşamıyor olmamız lazım. Gelin bir bakalım önce. Çünkü Stormhill Castle'a Stormvale miydi? Stormhill Castle'a ulaşmadan erişemeyeceğimiz bazı güzel eşyalar var. Ama oraya da çok kalmadı yani. Weeping Peninsula 2 bölüm sürer en fazla. Sonrasında da
Mooncastle'a gideceğiz. Orası bir bölümde biter. Bakayım buradan gidebiliyor muyum bir yere? Evet gidebiliyorum, tamam. Doğru yoldayım. Bakın jellyfishleri görüyorsunuz mu? Hiç bulaşmayın bunlara ha. Bunlarla işimiz yok. Bizim derdimiz Smithing Stone almak değil tabii ki de. Şöyle tatlı tatlı yolumuzu bulmaya çalışalım. Güzel. Şuradakilere de var. Şuradan bir şey daha bulacağız. Sakin abi. Sakin, beni kesmeyin. Lütfen. Bak, arkadan kovalıyor. İyi, gel hadi gel. Lan alsana artık. Heh. Godric Soldier eşyası aldık sonunda. Arkadan da Smithing Stone'umuzu aldık. Şu anlık iyiyiz. Şu anlık iyiyiz arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok. Gayet iyiyiz. Ha, bundan sonrasında tabii üst tarafta artık keşfedeceğimiz yerlerin bir sınırı var. Bakın bir sürü şey peşimizden koşuyor. Onları ister kesin, ister sallamayın, ister şey yapın, tek vuruşta gidiyorlar zaten. Şimdi batı tarafını böylece bitirmiş olduk. Şimdi kuzeyi bitirdik, tamam mı? Şu harita bir açılsın da şu kazmalar bir peşimden düşsün de ışınlanacağım. Geliyorlar mı hala? Bazen çok ısrarcı olabiliyor düşmanlar ya. Gereksiz ısrarcı olabiliyorlar. Yok, illa artistlik yapacaklar. Şimdi biz haritadaki işaretli yerlerimizi kapatalım. Bunları topladık. Şimdi arkadaşlar, kuzeyi büyük ölçüde bitirdik. Şurası kaldı bir tek, tamam mı? Buraları yaptık. Buraları yaptık. Buralar kaldı. Bir de şurası kaldı. Şuralar kaldı şu an. Limgrave'in üst kısmında, bu ana bölgesinde. Dediğim gibi önümüzdeki bölümde de Weepin Peninsula'ya gideceğiz. Weepin Peninsula'yı bir bölümde mi? Bence bir bölümde bitiririz. O kadar kasıntı bir yer değil. Aslında çok büyük bir yer gibi görünse de o kadar dolu dolu değil. Birçoğu orada mabet ve kilise. Sonra da Mooncastle, Castle, yani iki bölüm sonra ana zindanımıza gireceğiz. Stormveil Castle'a şuraya gireceğiz. Burada ilerleyeceğiz. Margit'le ilk karşılaşmamız olacak aynı zamanda. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? The First Step'e geri döneceğiz önce. Sonra şöyle bir sağa döndürün karakteri. İlerleyin. Dümdüz gidin arkadaşlar. Şunu aşağı doğru da gidebilirsiniz de gitmeye gerek yok. Şimdi biz bir zindana gideceğiz. Bir teyze tarafından işaretleniyor zindan. Bakın şurası. Oyunun başlangıç zindanlarından biri yine. Şöyle etrafta da manyak manyak tipler var. Onlarla nasıl uğraşacağınız size kalmış. Yeter ki şuraya gelin. Haritada yerimiz tam olarak burası, bakın. Şimdi burada güzel şeyler var çünkü. Equipment diyelim. Godric solcularına geçelim.
Buradan Round Table Hall'da gidemiyoruz. Inventory. Yok yetmez. Tamam, buradan çıkışta gideriz Round Table Hall'da. Bir saniye. Seed'ler yeterliyse şeyimi geliştireceğim. Tamam, çok güzel. Secretary'im yok ama. Şimdi artık iki tane Golden Seed gerekiyor arkadaşlar. Benim flaskları geliştirmek için. Flasklerin düzenini de yapalım. 3'e 4, tamam. Yeterli benim için. Şu an henüz öyle devasa büyü mana harcayan büyülerim yok. Dost yazmış. Sabittir arkadaşlar bu bölüm. Şimdi bir kere kalkanla vurduktan sonra bakın şöyle bekleyin. Bunlar çok hareketli. Yapacak hiçbir şey yok o noktada. Bakın böyle gidiyor ya. Bat. Bak 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 görüyor musunuz? Neyse. İlletler ya. Bu goblinler yemin ediyorum. Oyunun başında da illet, oyunun sonunda da illet. Her yerinde illet benim için ya. Nefretliyim ya bunlara. Bir de kafamızdaki böyle sağa sola yapıldı ya. Tane zindan kapımız burada. Summoning Pool aktif ediyoruz. Böylece insanlara yardıma gidebiliriz. Yardım çağırabiliriz. Şimdi ilk olarak bu yukarıdakini haşlayın. Sonra bir aşağı inin, milleti yemleyin arkadaşlar. Ruh geliştirmek için bayağı işimize yarayan şeyler topluyoruz. Ruh dedim de summon işte ya. Burada elevli bir yol var. Hemen zıbam diye buraya dalın. Şey arkaya doğru. Teşekkürler arkadaşlar, teşekkürler. Gerçekten mükemmelsiniz. Bu olacak arkadaşlar. Bu oyunda bu olacak. Yani en azından şeyi alaydım, öyle öyleydim ama izin vermediler, dediler. Sen buraya kadar geldiysen biz de sana güzel bir hediye hazırladık dediler. Ya dert mi değil tabii ki. Nerede Elden Ring'de girdiğiniz yerlerin tam level ayarını yapmak dışında bazı zindanlar bilerek uyuz düşmanlarla dolu. Benim en çok zorlandığım düşman da zaten bu şerefsiz goblinler arkadaşlar. İşte peşinizdekileri yakarsanız iyi iş çıkıyor ortaya ama İşte her zaman yakamayabiliyorsunuz. Hemen gir. Yani herkes bize tuzak kuracak diye bir şey yok arkadaşlar. Biz de tuzak kurabiliriz. Biz de güçlüyüz sonuçta belli konularda. Öyle değil mi arkadaşlar? Merhaba. Sana kılıçla da alacağım. Sinir oldu. Yetişti peşimden ya. Nefret ediyorum sizden. Arkadaşlar gerçekten olmuyor ya.
Gerçekten olmuyor bu zindan. Gerçekten bu zindan overpower beni. Ha, hayır. Oyun boyunca bunu göreceksiniz. Benim gittiğim pek çok yerde goblin gördüğümde ölüyorum ben. Yani hakikaten en zorlu düşmanlardan biri. Yakalarsanız tekte gidiyorlar ama yakalayamazsanız sonsuza kadar uğraştırıyorlar. Eşşoğlu beş kulaklar. Alternatif olarak buraya tabii daha sonra biraz daha güçlenip gelmeyi de tercih edebilirsiniz ama bence çok gerek yok ona. Yani bir iki kere ölmekte bir şey yok burada. Şimdi mesela o peşimdekiler de gelmeyecek mesela yukarıda öldüğüm için. Arkadaki zaten beni yakalamaya çalışırken ölüyor. Ve çok dert etmenize gerek yok. Ben etmiyorum açıkçası. Çünkü bunlar şerefsiz. Bu sefer de ben spamledim. Spamleyeceğiniz işte. Başka bir şey yok. Dar alanda yakalarlarsalar öpüyorlar. Noble Ashes. Çok güzel bir aslında Ashes of War ama ufak bir sıkıntısı var arkadaşlar bu Ashes of War'un. Geldik. Taraftan insek daha mı iyi olur diye. Yani çok bosslara karşı falan etkili değil onu demeye çalışıyorum. Şimdi biz açalım kapımızı da. Yine diğer katakomplarda olduğu gibi anahtarla açmanız gerekiyor burayı. Oha ölmedi mi lan? Şu sesi duymadan bırakmamak lazım işin peşini. Baksanıza nasıl geliyorlar. Şimdi boss kapısı açıldı. Biz yukarı topukluyoruz. Ama nasıl geliyor bu? Hemen Grace'e oturuyoruz. İşimiz büyük ölçüde bitti burada. Şimdi ben elimdeki runları kontrol ediyorum ve bakalım level atlayabiliyor muyuz? Atlarız. Aynı da dediğim gibi 20 yapacağız. Glimplay'da hazırlayalım. Ashes'lara izin veriliyor. Godric'in savaşçılarını salalım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Maşallah. Dikkat çekmediğimize göre şimdilik hemen gravity geliyor bize. Bitti. Selametle. Baksanıza Gold'daki savaşçıların bir de şeyi de var ya. Sonunda ödül olan ya katakomplar özellikle bu ruhları geliştirmek için çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Hem de. Yani bulunduğunuz bölgedeki katakompları her zaman hemen araştırın, edin. Oradaki özel şeyleri toplayın. O çiçekleri toplayın. O çiçekler, o beyaz beyaz çiçekler bize şöyle bir avantaj veriyor şimdi bakın göreceğiniz. Şimdi Round Table Hall'a geldik. Geldim buraya. Geliştirelim. İkinci seviye Grave Glow Ward istiyor. Şu an elimde yok. Onu da bulduğumda geliştiririm zaten. Tabi burada hiçbir şey çalışmıyor.
Death Root'u gösteriyoruz. Harika. Sebebi anlamak istemeyen bir aptal daha diyor. Yine de diyor Death Root'u gösterdin. Death Root elinde diyor. Eğer diyor bir işte bir canavarın şeyini gücünü elde etmek istiyorsan diyor seni Gurang'a şey yapabilirim diyor. Tanıştırabilirim diyor. Aynı zamanda Beast'in kendisi de bu canavarın kendisi de yerini almak istiyormuş. Haritamızda şimdi işaret yapıyor. Seni Gurang'a kadar götüreceğim. Merak etme diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burası. Aslında arkadaşlar hani bizim daha önce gittiğimiz yer. Gurang dediğimiz eleman burada. Biz daha önce gittik. Hatta size göstermiştim. Hatırlarsanız. Ne yapıyoruz o zaman şimdi? Hatta şöyle tatlı bir şey de yapalım. Arada kılıcımızı nasılsa kullanıyoruz. Smithing Stone'la onu hafif hafif bir geliştirelim. Çünkü zaten onların hepsine istediğimiz gibi erişebileceğiz. Ben elindeki sayıya bakacağım. Ona göre yapacağım bunu tabii. Çünkü Godric'i kestikten sonra yani ilk Remembers'ı geçtikten sonra bir çok iyi bir silah gelecek elimize arkadaşlar. Bir süre kullanabileceğimiz. Şimdilik bir base görmüyorum ben. Hatta daha da yükseltebilirdik. Güzel. Şimdilik artı 2 falan iyi. Para da yokmuş. Harcadık ya. Önemli değil. Artı 2 yeter bize. Millete bir tane vurmalık arıyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi buraya gideceğiz. Bir yan görevi daha tamamlayalım. Çünkü bu elemanın zamanı sınırlı biraz. O yan görevi de tamamlayalım. Sonra sahildeki aşağıyı da keşfedelim hemen. İlla geçeceğiz mi buradan? Geç bence buradan geçmeye gerek yoktur da. Ben yine de işareti kullanayım dedim. Bakın burası. Ölümü kokluyorum diyor. Onunla beni besle. Tanrış daha fazla ölüm getir. Sana diyor gözler ve pençeler bahşederim diyor. Beni daha fazla besle. Clawmark Seal. Beast Eye. Hallettik burayı. Round Table Hall'da geri dönelim. Gurang'la tanıştın değil mi? Şimdi hepimiz aynı yoldayız. O yüzden bunu hak ettim bence. Golden Order'ın gücü diyor. Aynı zamanda Those Who Live in Death'i avlamak için de kullanılır. Şimdi arkadaşlar Study Incantation. Bu abinin büyülerini eğer oyunu bir şekilde devam ettirecekseniz önceden alın. Çok mu önemli? En azından bir tanesini alınca güzel bir görev daha açılacak. Şu an devam etmiyoruz. Ama edeceğiz. Golden Order'a hizmet ederim diyor. Sadece diyor Büyük Elden Ring'in rehberliğini kabul ederim diyor. Those who live in death dışarıda bunu tehdit eder diyor. Onların varlığı diyor sıkıntıdır. O yüzden bu şekilde bunları yok etmeliyiz. Ve en sonuna kadar yani bahsetti aslında Deathbed Companion olabilir.
Hikayeyle alakalı bende de tabii ki boşluklar var. Ben ilk oynadığımda hikaye evet belli açılardan hizmet ediyor olsam da hizmet ediyordan kastım hikayeyi sallayarak oynadım ama tabii ki bu kadar çok yan görev yapmadığım için bazı yan görevleri de ister istemez atladığım için bazı şeyleri ben de öğreniyorum. Güzel oluyor. Hikaye kontrolü açısından benim için çok çok harika bir deneyim oluyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar burayı bitirdik. Castle Cave'e gidebiliriz. Yani Castle Cave'e gidebilirizden kastım şu. Oradan şu sahil tarafını keşfetmemiz lazım. Şu tarafı. Castle Cave'e girip oradan dışarı çıkıp dümdüz yukarı doğru gidebiliriz. En sevmediğim düşman var orada. En sevmediğim düşmana doğru gidiyoruz. Ya bir düşman değil aslında. Ama bu oyunda hakikaten varlığından nefret ettiğim bir şey var. Görünmez skaraplar. Ve ben yine emot yaptım. Şu taraftan gidiyorsunuz arkadaşlar. Peşinizden falan gelirler diye siz başta alın şeyi, önlemi. Burada. Ben öldürüyorum. Dümdüz. Şuralar bir yer arkadaşlar bakın. Benim burada ha işaretlemişim. Merchant'ları biliyorsunuz işaretliyorum. Buradaki şeyleri toplayabilirsiniz. Asıl olay bu. Bakın bir iz var. Görüyor musunuz? Bunu belli bir noktada durup öldürmeniz gerekiyor. Ben burayı deneyeceğim. Vallahi tek tek kestim. Çok mutlu oldum şu an. Baba nasıl mutlu oldu emin çıtak. Aa. Şimdi ben bir kontrolümü yapayım. Bayağı buraları hallettik arkadaşlar. Aklınıza gelmez böylesi ama gerçekten galiba yukarısı hariç, şurası hariç buralara halletmişiz gibi görünüyor. Aynen. Önümüzdeki bölümde de zaten oralara gideriz. Hatta şimdi de gidebiliriz. Hatta şimdi de gidebiliriz. Köprüden geçeceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz. Onun dışında yapmamız gereken başka... Bir dakika, Burcu fotoğraf atmış. Evren de benim fotoğrafım. Evren saçımı çekiyor bir yandan falan. Şimdi Artist Shack'i de yaptık. Alexander'ı da yaptık. Sadece bir kontrol ediyorum. Hemen. Aynen. Buraları da hallettik. Sadece kuzey tarafımız kaldı. O kadar. Kuzeye doğru şuradan şuraya doğru gideceğiz. Şurada bir de şurada işaretlerimizi alalım. Sands Bridge'e gidelim. Şu abinin de neyden nefret ettiğini bir türlü anlayamadım. Ha bir de gece vakti boss avlayacağız. O zaman hadi onları halledelim. Bu nasıl sinirli? Abi görüşürüz.
Eyvallah, çok sinirlisin. Yakınlaştırayım ben haritama. Şurada bir yerde merchant var. Bakın. Şuralarda bir yerde. Zaten hemen görünüyor. Ben de zaten var. Şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Aynı zamanda çok fazla sunabileceği bir şey yok ama ihtiyacınız olabilir yani sonuçta. İşaretleyelim abiyi. Şurada kendi işaretimizi kaldıralım. Yol üzerinden devam. Normalde D'yi burada da bulabiliyorsunuz. Haberiniz olsun ama şu anda yok tabi. Ya da ben yine göremiyorum D'yi. Baksanıza tiplere. Grace'imizi açalım. Bakın Beast Eye Quivers diyor bak. Etrafta Deathroot olduğunu bize anlatıyor bu. Bak gördünüz mü? Normalde D de burada takılıyor. Ama biz onun görev line'ını farklı yaptık. Buraları atlamış olduk. Hani biz zaten hani Death Bell'i ele geçirdiğimiz için D de ona göre davrandı. O yüzden burada D yok. D yok burada. İleride de boss var ha. Onu söyleyeyim. Bu boss'u kestiğimizde bize şey verilecek işte. Nereye kaçtın lan hemen? Sen de büyüyle ne zor işmişsin ya. Hamallık resmen. Geri zekalı. Gördünüz mü olayı? Amaç ne? Canını mı tazeleyeceğim? Hadi bakalım geçmiş olsun. Bakın bir Dreadnought daha aldık. Skeletal Militaman Ashes aldık. Şu anlık çok önemli değil. Bunun dışında tabi burada bulabileceğimiz birkaç farklı şey daha var. Green Turtle Talisman var. Şimdi ben bunu alıp almama konusunda arkadaşlar biraz kararsızım. Hadi yine de alalım. Şu taraflarda bir yerde. Neden kararsız olduğumu da söyleyeyim. Çünkü Stone Sword Key kullanacağız. Ve yakın zamanda işime yarayacak bir tane Stone Sword Key muhabbeti bulamazsam boşu boşuna harcamış olacağım. İşte bu girişleri de hep karıştırırım ben.
Şurada bir yerde girişi var işte. Bakalım bir iki dakika. Yalnız bu ruinler çok tatlı görünüyor ya. Kuzey doğu, şey kuzey batıdaki ruinlerde işte. Ne kadar gönülsüz bu şeyi almak. Hani aslında en sevdiğim şeydir. Clarence Ring ile aynı şey arkadaşlar. Aslında ama yani biraz gönülsüzüm tabi. Heh, şurada, şurada. Açmak için bir tane Stone Sword Key kullanıyoruz. Güzel. Neyse birkaç tane bulmuştuk o yüzden. Çok büyük sıkıntı değil. Burada her yerde tabi kaplumbağalar var. Green Turtle Talisman. Bu güzel bir talisman çünkü staminayı hızlı dolduran bir eşya arkadaşlar. Dark Souls'larda Clorant Ring'in yaptığı işlevi bu görüyor. Şimdi bakalım tepede bir şey kaldı mı? Şu yukarıda bir tane Smithing Stone var. Smithing Stone'u da alalım. Tamam. Şunları craft. Diğer Natalie. Daha varsa onları da şey yapayım. Tamam. Bunları da hallettik. Şimdi aşağı doğru inelim. Buradan. Şurada bir tane Teardrop Scarab var. Ondan da bir Ash of War alacağız. Ondan sonra da artık bölümü paketleriz arkadaşlar. Gene uzun bölümlerden biri oldu. Gerçi 57 dakika ile 1 saat 10 dakika arasında olmasını istiyorum bütün bölümlerin. Günü birlikte yayınlayacağım için. Şurada abi kesmiş miydik? Geldik diye hatırlıyorum buraya. Yok, gelmemişiz tamam. İşte biraz ileride olması lazım. Notlara bakalım. Aynen öyle. Topla. Bakın. Şuralarda bak. Gördünüz mü bak? Tam delilik ya. Gördünüz mü? Ben şu an görebiliyorum. Siz de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Oraya inmek için ölmeden hemen şöyle atlıyoruz. Ne haber abi? Sacred Blade'i aldık. Güzel Ashes of War. Hakikaten çok güzel Ashes of War. Fate gidenler için güzel eşyalar topluyorsunuz buralarda ya. Tamamdır. Şimdi ben bir kontrolümü yaptım. Weapon Peninsula dışında buralarda artık yapacağımız pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Her yere girdik çıktık. Ve gerçekten de Limgrave'i 3 bölümde bile bitirdik yani. Tabi diğer bölümler bu kadar kısa sürmeyecektir. Ama tabi ne yaptığınızı bilmenizin ve rehber eşliğinde oynamanın da bunda bir etkisi var. Ben bir sürü not aldım. Hem kendim oyunu oynadıktan sonra hem de interaktif mapler üzerinden sürekli olarak değerlendirmelerde bulundum. Neyi nerede kaçırdığımı hatırlamaya çalışıyorum ediyorum. O yönden hızlı oldu. Şimdi biz Weapon Peninsula'ya ineceğiz. Öncelikle gidip buradan haritamızı alacağız. Bu arada ben söz verdiğim bir şey yapmadığımı hatırladım. Eğer ben bunu şimdi yapmazsam, bu bölümü kapatırken bu bölümü daha doğrusu kapatmadan yaparsam muhtemelen unutacağım.
Yayına da az kaldı ama unutacağımı bildiğim için hemen yapacağım. Bölümü birkaç dakika uzatmış olacak en fazla. O da nedir? Bir gece bossunu kesmek. Night Calvary var arkadaşlar bu yol üzerinde. Onu keseceğiz hemen. Yani hemen diyorum da yani. Keseceğiz işte. Benim at üzerindeki savaşlarda gerçekten zorlanan bir oyuncuyum. Hani bu karakterle biraz daha rahatım, onu söyleyeyim. Ama genelde zorlanırım hep. Şimdi yolumuzda bir sürü acayip acayip düşman var. Onları temizleyin çünkü siz Night Calvary ile kapışırken acayip dikkat dağıtıyorlar. Sadece dikkat dağıtma da değil, sizi bir de öldürüyorlar. O daha da berbat bir olay zaten. Şöyle. Night Calvary dışında sizin dikkatinizi dağıtacak bir şey bırakmayın. Yakalanmayaydık daha başta, iyiydi ama. Bak bak bak. Gördünüz mü şerefsiz bak. Gerizekalı. Ne oldu? Öldün. Bir de bana can da verdi ekstradan, utanmadan. Yardımcı olayım derken. Tabi tuzak pek fazla işe yaramayabiliyor bunda. Böyle bak. Hani aşırı riskli bir yemleme yapmanız lazım. İyi de vuruyor ama iyi yemlerseniz bak. Şöyle bekliyorum. İkinci tutmadı ama tutana kadar işte. Daha bizim çok şeyimiz var. Kaç. At delirince bu da gitti. Çok temiz kestik düşündüğümden. Düşmanları tuzağa çekme olayları falan çok harika ya. Repeating Thrust aldığımız yepyeni bir Ashes of War oldu arkadaşlar. Ashes of War olması lazım. Ashes of War onun çoğulu hali. Evet, şu anda Limgrave'i büyük ölçüde temizledik diyebiliriz artık. Burada tek tek bakacağımız edeceğimiz bir şey kalmadı şu anlık. Artık bizim bir sonraki bölümde gideceğimiz yer burası. Hemen orayı işaretleyelim. Oraya karakterimizi koyalım. Sonraki bölümde oraya gidelim arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Weepin Peninsula'dayız. Bir sonraki bölümde tam çözümde. Bay bay.